aldı merkezin merkezin şimdi de AK Parti bir merkez e, parti haline bütün bu şeyleri toplamıştı Sayın Erdoğan bütün bu unsurlu takip şey yapan temsili unsurları birer birer tasfiye ederek hepimizi onun altını boşalttı şimdi de çabalıyor gayret ediyor ama şu anda kendisi dışında AK Parti kitlesine konuşulabilen bir kişi kalmadı eskiden çok iyi hatırlıyorum e, bu 2014'teki yerel seçimlere giderken 31 Mart seçimleri. Sayın Erdoğan'ın sesi kesilmişti. Nasıl evet. bozulmuştu Van'da. Ee, ben dedim de, de, biz Taner Bey'de, Kayseri'de mitingi vardı. Aynı gün Cuma günü. Ben Başbakanımız o zaman aradım. O kadar üzüldük ki hepimiz. Sayın Başbakanım dedim. Siz gelmeyin Konya'ya. Konya halkı sizi bilir. Biz yöne, idare ederiz. Ee, siz dinlenin. Çünkü bir gün sonra da İstanbul'da büyük mitingler yapacaktı. Kayseri'de aynı şeyi söyledi Taner Bey arayıp bakanlar, ikimiz de bakanlık ve biz Konya'da o kalabalığı topladık ve o kalabalık bizi motive de edebildik konuşabildik ve o kalabalık bizi o zaman benimsedi, o, o miting Anladım. yağmur altında bir mitingdi. Şimdi şunun için söylüyorum şu anda AK Parti kitlesini tutacak hiçbir isim kalmadı hiçbir isim Tayyip Erdoğan dışında çıkıp da AK Parti tabanına hitap edebilecek bir kişi kalmadı Tayyip Erdoğan'ın hitap et, etmesi de artık eski gücünde değil inanmıyor insanlar. Güvenmiyor. Çünkü o kadar çok e, zaaf işte o bana gelip de şey yapan, e, itiraz eden vatandaşımız Burhan Bey. Selam ediyorum buradan ona da. Çünkü tamam bana demokratik olarak söyler her şeyi ama sonunda bakın millete ihanet ettiler. Damadını bakan yap şey yap hazine bakan yapması doğru muydu? Bir bakanın kendi de dezenfektan şirketinden de dezenfektan alıp bakanlar satması doğru muydu? bu yolsuzluklar doğru mu dediğimde boynu eğildi Burhan Bey'in haklısınız dedi en sonunda sarıldı. Şimdi tablo bu. Ben buradan bütün o muhafazakar kesime Halk TV şeyinden sesleniyorum. Sizin boynunuzu eğdiren, eğdirmeyecek kadrolar olarak biz geliyoruz. Onların boyunları eğilmeyecek. O AK Parti kitlesi sahipsiz kalmayacak. Öyle bir hava veriyor ki Tayyip Erdoğan ben yoksam sahipsizsiniz. Hayır. Kişilerle fani bir şey bir tablo yok. baki olacak bir tablo yok. Hepimiz faniyiz. Dolayısıyla o kitle zaten e, buradan yine bir, bir siyaset bilimci olarak bir analiz yapayım. 50'den bu yana büyük dönüşümlerin hepsi o geniş muhafazakar değil mi Salt muhafazakar tabiri doğru değil. Ama o geniş kitlerin dönüşümüyle yaşandı. 50'de yaşandı, Sessiz 65'de olmuş, yaşandı, yani 83'te özalla yaşandı. Hep o büyük kitleler hani Anadolu'nun değerleri diye tanımlanan şeylere sahip çıkan ama modernleşmek isteyen. Anadolu insanı olarak kimliğinden emin olmak isteyen Türk, Müslüman, yani ne, bu kimlikleri oluşturan unsurlar neyse. Aynı zamanda da Atatürk e ve istik Cumhuriyet değerlerine saygı duyan ama bir taraftan da dünyaya ayak uydurmak isteyen bir geniş kitle var. Yani biz üçüncü fayatlı dediğim şeyde bunu da rayına oturtacağız. Peki. Bu değerleri de doğru yerine oturacağız önümüzdeki seçimlerde de dönüşümün esas odak noktası orası olacak. Siz Ve muhalefet bu, açısından o... kendinizi konumladığınızda e, işte Saadet Partisi için özgül ağırlığı denir ya siz de özgül ağırlığınızı e, AK Parti ile olan paradoksal Yok. ilişkinizle mi tarif ediyorsunuz. Hayır, ben herkese hitap. Bizim partimiz ya herkes tabii ki herkese hitap ediyor. Herkese hitap ediyor. Herkese, herkese hitap ediyor ama şu anda öncelikli diyeyim siyasi tercih bakımından endişeli hani bundan 3 sene önce endişeli laikler denirdi. Şimdi bir endişeli muhafazakarlar denilen bir topluluk var. Endişeli laikler de var. Önemli olan bu kanatların uç noktalarının uç bir otoriter bir muhafazakarlığın muhafazakar kitleye, otoriter bir laikliğin seküler daha kitleye hakim olmasını önüne geçmek. Bizim meselemiz bunu esneterek herkesin barış içinde yaşayacağı hayat tarzı bakımından, kıyafet özgürlüğü bakımından, efendim düşünce tarzı bakımından herkesin kendisini özgür hissedeceği bir ülke inşa etmek. Tamam. Bizim partimizin kompozisyonunda bu var. Ama birinci olarak şu anda kararsız kitle, AK Parti'den kopan kitle olduğu için doğal olarak biz o kitleye hitap edebilme kabiliyeti olan en önemli partiyiz. Başkaları da hitap etmek ister ama biz hitap ederiz. Anlıyorum. Çünkü ben o kitleleri iki kez seçime götürdüm ve bir seçimde Türk tarihinin en büyük oyunu aldım. Onlar bu kitleler onu unutmuyor. Yani sert tepki veren, ihanet etti diye demeye kalkan bile önce şunu söylüyor. Seni çok sevmiştik başbakanım diyor. Sevmişlerdi ben de onları sevmiştim. Ve bir bu organik ilişki bozulmadı. Bozulan şey onların şu anda itaat kendilerine itaat etmeyi bekleyen liderleri bozuldu. Kadroları bozuldu. AK Parti'nin dokusu bozuldu. Ee, AK Parti e, kapatma davası açıldığında AK Parti'ye ne kadar düşman isim varsa, hasım isim varsa bugün AK Parti'nin e, Tayyip Erdoğan'ın yanında tek tek zikretmeyeyim. O dönem partinin kapatılmaması için siyasete giren benim gibi ve birçok e, çetin mücadele veren isimlerin hepsi de Tayyip Erdoğan tarafından dışlandı. Bunu sorgulaması gerekiyor o kitlenin. Biz bunu sorgulattığımız zaman Türkiye'deki büyük dönüşümün önü açılacak. O büyük dönüşüm kutuplar arası gerilimden doğmayacak. O büyük dönüşüm bütün o fay hatlarını esneten, yumuşatan ve barışçıl tamam. bir düzene koyanlardan olacak. Şimdi bu o fay hatlarını buluşturacak bir kompozisyon gerekiyor ya. O kompozisyonu işte... Ee, Millet İttifakı veya işte masaya oturuyorsunuz. Artık altı parti olarak oturuyorsunuz. Ee, böyle mi devam edeceksiniz? O o tabloyu kolaylaştırmak veya o buluşmayı kolaylaştırmak için. Altı parti olarak mı? Siz de o altının içinde devam edecek misiniz? Yoksa üçüncü bir ittifak arayışınız şimdi, mı olacak? Ben bu soru bana geldiğinde hep şu cevabı verdim. Belki sizinle de konuştuk daha önce. Ama ee, bugün artık daha şey tabii, netleşmeye yani daha net bir daha, netleşmenin başladığı net, an. Ne, şimdi şöyle. Üç aşama, üç ayrı ilişki biçimi var partiler arasında. Diyalog, yani görüşme. Herkezle evet. görüşürüm. Hiç kimse, yani bugün bana en ağır hakaretleri yapan Sayın Bahçeli, yarın Aras'a dese ki, ya bir oturup konuşalım, konuşurum. Niyetinde diyalogtur diyorsunuz, Tabii, diyorsunuz, tamam. Perinçek dahi, kim o isterse konuşurum. herkesle. Sayın Erdoğan'a dair. Kimseyi dışlamam. Bu benim ahlakıma aykırı. Hep tamam. söylüyorum Hazreti Mevlana geleninden gel gel derim ben hiç. İkincisi işbirliği İşbirliği ben başbakanlığı ilkesel gerekçelerle bıraktım. İşbirliği ancak ilkesel olur. Yani demokratik parlamenter sistem konusunda bu altı parti bir işbirliği içindeler. Çünkü hepsi aynı şeyi istiyor. Basın özgürlüğü diyor, demokratik hukuk devleti diyor, efendim Meclisin, darbistan. parlamenter sistem diyor. E bu partilerin görüşmesinden daha doğal bir şey yok. E buna diyelim Sayın Erdoğan Bahçeli'ye katılmak istesek hiç katılsın. onların da bir tercihini konuşursunuz. Tabii sahi. tabii. Hayır, yani farazi olarak söylüyorum hmm. Kapı kapalı olmaz anlamında Türkiye'nin bir gün gelecek yalnız. Bugün Sayın Erdoğan son derece fırsat şeydir bazen e, e, fırsatlara bakar, imkanına bakar, oturup parlamenter sistemi de bir konuşalım deme, demesi ihtimal dışı değil. Yani öyle görüyor musunuz? Yani, Soru olarak yazmıştım o, da olabilir çünkü e, Sayın Erdoğan'ın geçmişte karşı çıktığı şeyleri sonra 180 derece nasıl savunduğunu herkes biliyor. Yoksa Bahçeli ile oturması mümkün müydü? Birbirine yaptıkları hakaretleri hiç duyma, şey yapmadınız mı? Sayın Erdoğan için şu anda tek şey var, gücü korumak. Ha. Ama parlamenter sisteme geçtiğinde gücü korumasının garantisi yok. Yok, yok ama en azından tümüyle gücü kaybetmeme gibi bir şey olabilir. Bir, onu bilemem, o kendi hesabı ama da. bunu yapabilir diyorsunuz, yani, parlamenter sistemi Şu anda gidiş. iktidarı kaybetme, iktidardan tümüyle kopma korkusu o kadar derin ki, Başka hiçbir şey ondan daha önemli değil gördüğüm kadarıyla. Ha bu ilkesel vazda altı parti bu konuda bir araya geldiğimiz gibi. Mesela ilkesel vazda bu muhafazakar, geniş muhafazakar kitlelerin korkularını, dürtülerini e, telafi edecek ve onlara teminat verecek şekilde bazı partiler de bir araya geliyor. ve ben bu konuda görüşmeler de yaptım, yapıyorum. Yani bu kitlelere nasıl bir teminat verebiliriz? Kimlerle yapıyorsun? Yani bunu zamanı yeri geldiğince şey yaparız. Yani konuşuruz. Herkesle konuşuyorum. Hayır, bunu yapıyoruz. Değil değil.